Şimdi sizi çok uzun yıllardan beri takip eden biri olarak merhaba öyle tanışalım mi? Sapınım. Ay nasılsınız? Sizin bu fotoğraflardan daha önce böyle daha şey, daha böyle heyecan verici, nedir daha cüretkar fotoğraflarınız da var. Evet. O fotoğrafları saklıyor musunuz bir tarafta yoksa gençlik hatası diye koydunuz mu bir kenara? Ha niye gençlik hatası? Bugün bütün dünya starlarının öyle fotoğrafları var yani. Şundan dolayı gençlik hatası. Şimdi o fotoğraflara bir bakıyorsunuz. Bir de son fotoğraflara baktığınızda galiba kadın biraz daha üzümden yaratılmış gibi bir şey var. Yani hani şeyimizi, tatımızı açmadım. Nasıl yani üzüm? Onu alçalamadım. Yani hani derler ya yıl içerisinde o yıllar şarap anlamında şarap soruyor. Ben salgımı gözümle getirdim. Şarap aklıma gelmedi. Ya, o da sudur, o da sudur. Anladım, ama ya, tamam, yani hakikaten çok ciddi farklar var ya. Şarap aklıma siz geriye şimdi doğru daha böyle... iyi. Yani, daha iyi, daha iyi. Bildiğin taş. Benjamine Button. Ha Benjamine oldun Benjamine. Sen. Ha? Emine, Benjamin, Benjamine. Benjamine. Hayırlı uğurlu olsun o tabii. Zaman. Ya, hakikaten nasıl gençleşebiliyor bir kadın yani yıllar geçtikçe? Yani bilmiyorum bu yapı herhalde. Yani genlerde bir şey var. Bu genle ilgisi bir şey yok. Arada bir mutlaka yani moral henüz moral hapını duygu. Bulamadım ama yani hapını henüz bulamadım. Yani şöyle baktığımda oynanmış bir yüz seviyorum. Yok karşımda. Kendimi çok seviyorum bir kere. Yani insanları çok seviyorum. Gülmeyi çok seviyorum. Bir de sporumu yapıyorum. Gıdama dikkat ediyorum. Her ne kadar gıda zehirlenmesi olsa da. Gıdana çok dikkat ediyorum. Bilmiyorum. 3 hafta röterlik yapıyorsunuz ya. Olsun yani. Yani hakikaten dikkatli yaşıyorum. İçkim yok, sigaram yok. Bir de annesiniz değil mi? Anneyim. Annesiniz. 11 yaşında kızım var. Allah başlasın. Allah başlasın. Bir de sporu çok sıkı yaptığınızı biliyorum. Galiba evet, şeyde tenis konusunda bayağı bir şeyiniz var. Tenis, yani fitness de yapıyorum. Fitness de mi yapıyorsunuz? Tenis tabii. Teniste ama şeylerimiz var, derecelerimiz çok. Var. Fitness'taki dereceleri bilmiyorum tabii nereye göre. 50 tane kupam vardır yani. 50 kupam. Hatta bir ara milli takıma girdim. Milli takıma girdim. Milli oldunuz yani. Milli oldum. Şimdi bir hedefim daha var. Yani tekrar antrenmanlara başlayıp önümüzdeki sene milli takıma girmek istiyorum. Güzel. Böyle bir isteğim var. Böyle şu... İstedim mi yaparım. Şu Williams kardeşinin bir eline raketi vermek gibi. Tabii. Williams da aslında yan yana geldik ama sadece fotoğraf çektirdim. Öyle mi? Ya atsaydık bir set ne olacak ya? Atsaydınız vallahi bir set. Ne güzel. Siz Hülya Avşar'la çok çalışıyorsunuz galiba tenis konusunda. Beraber oynuyoruz. Fitness beraber yapıyoruz. Hülya kanka mı? Kankam. Hülya Avşar kanka. O zaman hemen size sormak zorundayım. Hülya iyi mi bugünlerde? Çok iyi ya. İyi mi? Şimdi hani bu meme kanseriyle ilgili verdiği biraz şey ötesi bir demeç vardı. Absürt ötesi bir demeç vardı. Fakat... Ben bu son programlarında Hülya'yı sürekli ağlarken görüyorum. Bir sıkıntısı yok değil mi? Hayır canım. Kendisine ulaşamıyoruz çünkü telefonları kapalı. Öyle mi? Ulaşamıyor musunuz? Ulaşıyoruz yani, canım da. Hani ben bir iyi. En yakın arkadaşına sorayım bir ters bir şey yok çok diye. Çok mutlu. Hayır. Evet Hülya Avşar rahatmış. Herkes rahat bir nefes alabilir. Devam edelim. Levent karakterini seksi, yakışıklı ve sportman olarak niteliyorsun ama saydım bu tüm bu şeyler sende de var üstad. Yani bir anlamda kendinize oynuyorsunuz diyebilir miyiz? Çok mu absürt olur? Aslında şu yani tabii bana sonuç itibariyle çok uzak bir karakter değil. Zaten ilk karakter analizini okuduğumda aşağı yukarı normal hayatıma da yakın bir karakterdi diye düşündüm. Geçmişte yaşadığım hayata vesaire filan. Daha çok Levent'in karakterin şey özelliği çok hoşuma gitti. Yani ailesi çok zengin zaten yani paraya pula vesaire hiçbir şeye ihtiyacı yok ama bir şekilde özgürlüğüne düşkün ve idealleri uğruna ailesinin her şeyini reddedip kendi başına bir hayat kurabilecek karakterde bir vatandaş. Yani normal hayatımda da spor kısmında evet ben de varım zaten. Haftanın belli günleri ben de spor yapıyorum. Yediğime içtiğime ben de dikkat ederim. Aileden para var mı? Aileden para çok yok. Yok belli ki ekmeğimin peşindeyim usta diyeceksin aynen. Ya. Belli ki fark ettim. Ekmeğimizin peşindeyim. Olsun. Yine de hani bir oyuncunun sadece yakışıklılığıyla anılmasına mesela kızarım ben. Ben kimi zaman çok böyle rahatsız olurum zaten. Yani ne güzel çocuk denmesinden ziyade. Hani... Şimdi tabii yumurta gibi çocuk diyenler var. O adamı çok bozuyor ama hani güzel çocuk bilmem ne iyi de oyuncu arkadaş bir yandan. Ya zaten bence yakışıklık, güzellik vesaire filan bu tür kavramlar çok göreceli şeyler yani. Önemli olan insanın enerjisi, karşı tarafa verdiği hissiyat, inanılırlığı bunlar daha önemli şeyler. Veriyor mu Feriha'ya o hissiyatı minik minik? Vallahi ben veriyorum yani. Ben ince ince yazıyorum ama da daha yani. Karşıdan bir şiir i̇nce gelmedi. Değil artık kalın kalın yazmaya başladım. Kalın kalın yazıyoruz. biraz Feriha'mı falan dene yani o tip şeyleri de dene. Volkan abiden biraz şey yapalım. Evet Twitter'dan. Bir iki adamlara soru sorun da soralım diye söylüyoruz tüm dostlarımıza sağ olsunlar. Onlar da bayağı bir
soruyla geldiler. Şimdi önce bir Kayseri'den Nazlı kardeşimize bir selam gönderebilir misiniz? Sevgilerimi gönderiyorum, selamlarımı gönderiyorum. Kayserili Nazlı kardeşim, bir gün geleceğiz sana, mantı yiyeceğiz. İlkini yaptık. Filiz Hanım, burcunuz neymiş, bulamamışlar. İkizler. İkizler burcusunuz, yükseleniniz falan. Terazi. Güzel, gayet güzel. Volkan Bey, Ajda Pekkan'la düet yapacağınız doğru mu? Yok. Ajda Pekkan çok sevdiğim, onayladığım, saygı duyduğum meslektaşım. Aynı firmadayız. Hı hı. Ama öyle bir düeti yok. Ama olursa da olabilir. Karadeniz okuyabilir mi Ajda Pekkan? Okur, kulağı çok iyi. Vallahi. Biz yıllar önce Kanal 6 vardı ilk kurulan televizyon. Evet, orada evet. Bir konser yapmıştık ondan beraber. Ya ben şok oldum. Acayip güzel okudu biliyor musun? Doğru. Ya demek ki insanlar tesadüfen bir yere tesadüf gelmiyor abi. Ya ki süperstardan bahsediyoruz. Herkes hak ettiği yerdedir. Ajda Pekkan eğer süperstar diyorlarsa... Yani 40 yıldır kimse indiremediğine göre... Ya bir divana aşık gibi okudu. Ben açıkçası içimden şunu geçirdim. Bu dedim biraz bir ay çalıştı dedim içimden. Ya da bizim Maçkan'ın kızı. Biz yani, bilmiyorduk bunu. Yani ya da babam İstanbul'u geldi dolaştı ne bileyim buralar. Yani bilmiyorum yani ama acayip iyi bir kulağı var. O yüzden Ajda Hanım'a sevgilerimi gönderiyorum. Hı. Ama düetimiz yok. Eyvallah. Volkan abi Trabzon'dan Bordo desem karşılığı ne olarak gelir diyor. Mavi. Mavi olarak geldi. Bak giydim Ecevit mavisini bak. Bizde mavi Ecemit, benim için iki anlamı var. Mavi önemli değil mi? Aa. Nedir? Nedir o iki anlamı? Bir Trabzonspor'un mavisi bir Ecevit mavisi. Ecevit. Gerisi beni hiç ilgilendirmedi. Ya ikisinden vazgeçmezsin. Geçmem. Trabzonspor'un mavisinde bir isyan, bir devrimci ruh vardır. Bir başkaldırı ve de doğduğun şehrin takımını tutma asilliği vardır. Ecevit mavisinde de mütevazilik, yalınlık, dürüstlük ve kadına kıymet vardır. Bu iki mavi benim için önemlidir. O yüzden Trabzonspor'un mavisi bir de Ecevit mavisi. Gerisi beni ilgilendirmedi hiç. O zaman Volkan'ın dünyası mavidir diyelim. Mavi önemlidir be. Güzelmiş be. Yakışıyor da zaten. Yakışıyor. Sanki ya abi ne olacak ya. Biraz şey gibi oldum. Otobüs şoförleri gibi oldum. Lacivert çeker mavi gömlek ama estağfurullah. Olsun. Estağfurullah. Volkan'ım lütfen frene basma ki bizim odunlar da incelsin. Seni seviyoruz. Bunu herhalde bayağı mazur bir ev kadını. Umutsuz bir ev kadınından gelen şey. İnşallah biz de bir şeyler öğrenirsek yürüyeceğiz. Estağfurullah. Evet, başka ne var? Konuklarınızın hayranıyım. Her hafta arka sokakları ve adını Feriha koyduğumu kaçırmıyorum. Volkan abiyi dinliyorum. Volkan abi bir de senin için beyni pazar akşamları dışarı gönderip sırf seni izleyen hanımefendiler de varmış. Sabah köründen beri çok şey çok kalabalıklaşık. Şöyle bir şey. Şimdi biz bir sevgi yumağı oluşturduk. Bu 20 yıllık bir emek. Ben hı-hı. Hatay'dan Edirne'ye, Diyarbakır'dan Sinop'a kadar her yere arabayla ulaşan, karavanla giden bir insanım ve benzin istasyonunda, yolda, şurada her yerde temas kuruyorum insanla. Hiç basına ihtiyacım olmadı. Biz böyle böyle tırnaklarımızla bir büyük bir sevgi yumağı, büyük bir sevgi bağı oluşturduk. Çok kalabalıklaştık. Kadınlarla yani hiç bir Volkan'ın altın günü diye arada bir şey de anadolu'da bir şeyler yapmak ha? Ya ben sadece onları onlara ya, kuvvet olmaya çalışıyorum. Erkekler de sağ olsunlar bunu yanlış anlamıyorlar. Çünkü bizi bilen biliyor. Asla, abi sana bakıp da seni kıskanacak adam yok. Yok yani. Çünkü hiç kimsenin duygularına basarak yükselmedim asla. Dolayısıyla aslında bir şey güzel bir şeyden bahsettin. Çoğu erkek solisti kıskanır biliyor musun? Doğru. Kız, tabii izler onu yarım saat. Hı-hı. Masaya bakacak mı? Bizim şöyle bir kaygımız olmadı. Ben aileden biri oldum. Bu büyük bir servettir. Bazı meslektaşlarım da oldu böyle. Benim gibi hı-hı. olan meslek. Bu bir... Talk showcularda da oldu bu. Yani bu bir avantaj. Mesela Beyaz da öyledir. Beyaz da ailenin çocuğudur. Değil mi? Yani, ailenin büyük çocuğudur yani. Aynen öyle. Yani bu bir avantaj biliyor musun? Biz hiç öyle bir sorunumuz olmadı asla. Olur güzel bir şey ya. Evet. Biz de öyle. Öyle öyle yaşlandık biliyor musun? Bizim sen ailenin de olmaz çok... zaten. Benim de benim bütün valideler seviyor beni. Niye seni seviyorlar bilmiyorum zaten. İşte biz yani çıktık Feriköy'den yükseldiğimiz için belki adamlar diyorlar ki tabii bizim çocuğum. Of ya. Ben acaba nasıl başa çıkacağım mı? Volkan Konağı çok seviyorum. Çok sevdiğim arkadaşım Gonca için mimoza çiçeğimi okurum acaba. Bu akşam borcumuz olsun. Bu akşama borç yazalım. Belki bir tane şiir, belki ileride yani böyle bir mırıldanma olabilir ama bu işin akustiğini, şeyini, melodisini, osunu busunu kısmetse ocakta halledeceğiz. Bu da önemli bir şey. Volkan'ın konağı bu akşam buraya konuşmaya çağırdık.